Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları ve şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar. 16 Aralık 2023 itibariyle altını değerlendireceğiz. Hem gram bazında hem ons bazında. ABD tahvil faizlerinin genel durumu da tabii ki önemli. Tabii ki kur tarafının durumu da önemli ama kur tarafında artık stabilize durumuna geçmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar en babası 30-30,5 seviyelerini görüyoruz dedi. Çünkü viyopta alınan pozisyonlar bu şekilde demiştik. Aralığın yarısında bitirdik. Yılın sonuna 2 hafta kaldı. Sürpriz bir durum yok. Neyse o. Yani beklentilerimizin mükemmel bir derecede çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi bir değişiklik yapalım. Gram altında başlayalım. Gram altın 2000 lirayı zorladı. Sonrasında bir geri çekilme yaptı 1840 TL civarına ve 1900'ü tekrardan denediğinde heyecan tavan yaptı. Şimdi heyecanın tavan yapmasına gerek yok. Bu iş biraz zaman alacak ve beklentilerinizi 2024 son çeyreğine saklayacaksınız arkadaşlar. Evet, gider mi? Gidecek. Mecbur gidecek. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra daha hızlı bir altın göreceğiz 2024 itibariyle. Buna da tabii Fed'in faiz döngüsünden yani sıkılaşma döngüsünden vazgeçtiğini ve faizleri düşürmeye başladığında bu hareket başlayacak. Ya da onsu yukarı yönlü tetikleyebilecek ekstra jeopolitik anlamda yani dünya genelinde olumsuz haber akışlarına ihtiyaç var. Altın bundan besleniyor. Bu iki faktörden besleniyor yukarı yönlü. Aksi takdirde dünya genelinde jeopolitik risklerde olumlu havalar estiği sürece ve olumlu gelişmeler yaşandığı sürece ons tarafında bundan negatif etkilenir. Bakın bugün İsrail-Filistin gerginliğinde ateşkes mevzusu gündemde. Bu gerginlikle birlikte ons altın 2070'in üzerine örneğin yerleşemez değil mi? Şimdi burada Amerika devrede, Türkiye devrede, yani Arap ülkelerinin birçoğu devrede ve bugün yarın bu ateşkes kalıcı bir şekilde ilan edilecek. Çünkü bu durum uzatılamayacak. Bunu zaten hep söyledik. Yani bu kalıcı bir savaşa dönüşmeyecek bölgede. Çünkü dünya ekonomisi böyle bir savaşa hazır değil. Yani böyle bir gerginliğe şu anda hazır değil. O yüzden de altın ilerleyemiyor. Ve tabii ABD tahvil faizlerinin genel görüntüsü de önemli. Orada da 4.35'lerin altında kalıcılığımız bizim çok önemliydi. Ve ilk atağını da altın 2150 seviyesine doğru dolar bazında yaptı ama kalıcı olamadı. Burada artık bir testere hareketini görüyoruz ve bu devam ettirilecek gördüğüm kadarıyla. 2070'in üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece güvenli bir kaldıraç işlemi yapılmamalı diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Peki 2070'in üzerindeki kalıcılıklarda bu beklediğimiz sert piyasa kalıbı devreye girer mi? Bu ihlal biraz korkutucu oldu. Bunu belirteyim. Yani dökmeden, silkelemeden, burada ezmeden gitmeyecekler gibi duruyor. Yani bu hareketi başlatmayacaklar. Başlatsalar bile yani bu bölgeyi bugün 2150'leri denedik. Yarın şuralarda işte 1900'lere doğru tekrardan gelip 2050'nin üzerinde 2170-2180'leri deneyip tekrardan bölgenin altına hareketler. Yani burada bir testere piyasası oluşturup sonrasında hareketi götürebilirler. Yani özellikle tüm dünya piyasalarındaki teknik grafikleri incelediğimde belirli başlı artık kabul görmüş kalıpların devre dışı kaldığını takip ediyoruz bu dönemde. Yani yeni bir dönem, yeni bir kalıp, yeni bir fiyatlama, yeni bir mekanizma devrede. Yani bilinmişin ötesinde bir denge görüyoruz piyasalarda. Bu da bizi temkinli olmaya davet ediyor. Ve kaldıraçlı piyasalarda da uğraşan arkadaşlara da burada önemli sinyaller zaten veriyoruz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Kendinizi öptürmeyin. Yani işin özeti bu. Söylediğim gibi 2070'i bir stop seviyesi hem yukarı yönde hem aşağı yönde kullandığınız takdirde bir zarar görmeyeceksiniz gibi düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ama gider mi? Gider. Yani 2024'ün son çeyreği özellikle 2025'in ilk yarısı altında beklemediğiniz bir şekilde 4000 doları zorlayan hareketleri zaten göreceğiz. Bu kaçınılmaz. Yani bunda benim hiçbir şekilde bir şüphem negatif bir beklentim yok. Çünkü artık yeteri kadar baskılandı ve bu 2070 direncini de zaten şurada bir yaptık. Şöyle de mavi renge çevireyim belirgin olsun. 2 denedik, 3 denedik ve artık 4'te de ihlal ettik ve burada artık önemli sinyali aldık. Yani buradaki direnç
artık zayıfladı. Yani buradaki direncin bir anlamı kalmadı diyebiliriz. Ama geri çekilmelerde 1920 dolara doğru tekrardan bir destek hareketi de oluşabilir. Bunun için de daha kısa vadedeki teknik görüntüyü şöyle grafiğimizi temizleyerek incelediğimizde buradaki kötü görüntü şu. Yani kısa vadeli burada bir dengesiz hareket var. Bunu hiç beğenmiyorum ve üçüncü tepesini de şu şekilde yaptı arkadaşlar. Ve burada da bir destek hattımız var. Yani bir ikili tepe göstergemizde. Dikkatli olun. Yani bu da 1920'lere doğru ilk hata getirebilir. Ve silkeleme hareketini de başlatır burada. Ve küçük yatırımcı da burada ezebildikleri kadar ezerler. Bu detaylara dikkat edeceğiz. Yani altını bu şekilde takip etmemiz gerekiyor. Gram tarafına baktığımızda ilk tepemiz 1830'lar. Bura kırıldıktan sonra artık burası direnç değil, destek haline geldi. Şöyle de çizelim burayı. Onun üzerinde 1970 liralar, kabaca 2000 lira diyelim biz buna. Sonrasındaki tepede 1910 lira seviyesinde kaldı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani buradaki grafiği biz nasıl okuyacağız? Şöyle bir dengesiz tepemiz oluştu. Yine ons altında olduğu gibi. Ve burada da bir destek hattı ihlal edildi gördüğünüz gibi. Tekrardan üzerine yani bakın burada da bir testere hareketi görüyorsunuz. Bölgenin altına üzerine. Yani yatırımcıyı burada kısa vadeli tepeden mala sahiplendiriyorlar. Ama altın yatırımcısı kısa vadeli yatırımcı değildir. Bunu her zaman için söylüyoruz biz. Buradan alan evet kısa vadede belki üzülebilir ama orta ve uzun vadede üzülmez. Ve kademeli alım yaptığınız sürece de burada ortalamanızı düşürebilirsiniz ya da zararınızı en askeriye indirebilirsiniz. Kısa vadeli trendde yani 1600 liradan başlayıp 2000 lirayı zorlayan harekette yükseliş trendi bozulmuş ve düşüş içinde burada bir onay istemiş gibi duruyor. Teknik görüntü bu şekilde. Ha, siz aksini ya da bir başkası aksini iddia ediyor ya da eğitim amaçlı farklı bir öngörü sunuyordur. Beni bağlamaz burası. Bu benim fikrim öngörüm. Söylediğim gibi geri çekilmelerde dikkatli olacağız. Şurada bir gepli bölge benim canımı sıkıyor altın tarafında. Ay, gelir mi gelmez mi tartışılır. Çünkü 1650 lira gibi önemli bir seviye. Zor gibi duruyor ama takip edilmesi gerek diye düşünüyorum. Ve en önemlisi yine bu taraftaki bu banttaki alıcı grubu, ana alıcı grubunun da bizi beklediğini hatırlatayım. Burayı da şöyle yeşil renkte çizeyim ki alıcıların olduğu net grup burası arkadaşlar. Burayı da test etmek isteyebilirler. Yani onstaki hareket zorlanır ise ve İsrail-Filistin arasındaki gerginlikte kalıcı bir haber akışı bu dönemde Fed faizi indirmeden önce gelir ise gram tarafında da buralar tabii ki zorlanabilir kur desteği olmadan. Dolar-TL tarafına bakmaya gerek yok. Zaten bir geri çekilme beklemiyoruz. Bir geri çekilme ekonomide bir kaosu zaten beraberinde getirir. Borsada bir kaosu beraberinde getirir. Şu anda TL varlıklarının ne kadar desteklendiğini mevduat faizleriyle birlikte takip ediyorsunuz. O yüzden abartılacak bir durum yok. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gidişatı çok güzel. Yani aşağı yönlü hareketi sergilemesi, tabii Fed'in son açıklamaları, son beklentileri de artık son kararları da netleşince bu tarafın da cazibesi kayboldu. Haftalıkta bölgenin altında kapanış görmüştük. Bizim için iyi bir hareketti. 2070'i zorlamıştık ve kırdık yukarı yönlü de altın tarafında. Şimdi de buranın arkadaşlar ezilmesini bekleyeceğiz. Ve burada da 3.20'lere doğru hareketleri takip ediyoruz. Güzel bir görüntü oluştu. Şöyle aylıkta da baktığımızda burada da artık verinin kırıldığını, ABD tahvil faiz getirilerinde çok sürpriz bir durum olmadığı sürece yön net bir şekilde aşağı yöne diyebiliriz. Biraz daha birkaç ay daha kendinize bir zaman verirseniz ve kaldıraç tarafında da riski çok fazla ön planda tutmadan yola devam eder iseniz bir problem olmayacak ama illa ki ben altına bulaşacağım diyen varsa parça parça artık fiziki tarafını değerlendirebilir. Bu noktadan sonraki geri çekilmelerin hiçbir önemi yok. Artık zaten gideceği seviyeler belli. ABD tarafında dolar varlıklarının artık güvenli liman talebi son buluyor. Çünkü tahvil faizlerindeki getiri düştükçe ve sert düşmeye bu şekilde devam ettikçe bu günün sonunda ABD tarafında enflasyona yakın ya da enflasyonun altında bir getiri sunmaya başladığında o zaman tekrardan güvenli liman altın olacak ve dünya borsalarındaki risk algısı da doğal olarak artacaktır. Ki zaten gidişat buna doğru gidiyor. Artık dolar varlıklarının güvenli liman talebi
devri kapanıyor. Bunu bir kere net bir şekilde göreceğiz ve bu şekilde de okuduğumuz sürece bir problem yok. Ama işte bu geçiş döneminde bizlerin çok ama çok hassas davranması gerekiyor. Bir cerrah titizliğinde burada seçimlerimizi yapıp kendi ameliyatımızı kendimiz yapacağız. Yani kendi riskimizi kendimiz alacağız. Kimsenin lafıyla da hareket etmeyeceğiz. Bu ben dahil olmak üzere. Ve özgür iradelerinizle kararlar verip süreci ve vadenizi biraz daha uzatabildiğiniz sürece bir problem olmaz. Ama tabii borçla giriyorsunuzdur, kredi çekiyorsunuzdur, eşinizden, dostunuzdan döviz alıp bu işlerle ya da TL alıp bu işlerle uğraşıyor iseniz o zaman sıkıntı. Yani burada bir vade belirlemek istiyorsanız 2024 son çeyreği diye kendinize vade koyacaksınız. Çünkü zirveyi istiyorsanız zirve o tarihleri gösteriyor. Eğer işte ben 1-2 ay içinde, 3-5 ay içinde bir zirveye gideyim işte gram altında 3.500-4.000 liraları göreyim hevesiniz varsa yedirmezler arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Zaten kur da destekçisi değil. Ons tarafında da gidişat 2070 üzerinde netleşecek. Bu da bir takip ettiğimiz haber akışı ve en önemlisi jeopolitik gerginliklerdeki iyimser beklentilerin olması ons tarafını frenleyen taraf. Yani bu şekilde okunacak. Bunun haricinde tabii ki takip edebileceğimiz haber akışları yine var ama çok fazla detaya girip sizleri de boğmak istemiyorum. Bir sonraki videoda da o detayları sizlerle birlikte paylaşacağım. Eğitim amaçlı. Siz de bizleri takip etmeyi ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize tekrardan iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.